Arkadaşlar merhaba ben Ufuk Hoca. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyoruz. Sağlam başladık inşallah. Çok fayda olmaya çalışacağız. Yepyeni bir içerikle her sene biliyorsunuz kampları yenilemeye çalışıyorum. Özellikle paragrafta çok dikkat ediyorum çünkü gerçekten yol almamız lazım farklı sorularla. O yüzden hemen neyin peşindesin paragraf kitabından gittiğimizi bir hatırlatalım. Bunun ikinci günündeyiz. Dün birinci günde diyalog tamamlamayı konuştuk. Diyalog tamamlamada üçüncü ve dördüncü testi çözdük. Doğal olarak kitabı çözmeyenler için test 1, test 2 ve test 5 ödev olmuştu. Dün mutlaka bunu bitirmiş oldunuz hocam. Bitirdiniz. En azından bugün çözmedisek de bugün çözelim. Beraber ekleyerek gidelim. Sonuçta paragraftır. Her gün bol bol çözmeniz lazım. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar hemen lafı uzatmadan ikinci günde neyin peşindesinin sorusunu yer değiştirme sorularına soracağız. Evet bu soru tarzını konuşacağız. Yine didik didik edeceğiz. Yine söylediklerimin tamamını çıkmış sorularda gözünüz kapalı uygulamalısınız. Piyasadaki herhangi bir kitabı söylemiyorum dikkat. Çıkmış sorulardan bahsediyorum. Çünkü ben bu taktikleri çıkmış sorulardan çıkardım. Yıllarca çıkmış soruları çöz çöz çöz. Ondan sonra baktım ki adamlar 10 sorunun 9.5'ünde 10'unda 10 ne yapıyor? Bunu kullanıyor. Ben de sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. Yani bu bu taktikler nesneldir, öznel değildir ve tamamen orijinaldir ve çıkmış sorulardan bulduğum önemli yollardır arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Haydi o zaman ne yapıyoruz? Neyin peşindesin diye soracağız ama sormadan. Dün 6 tane sözcük öğrenmiştik arkadaşlar, hatırlatmıştık diyalog tamamlamada. Şimdi 3 6 bir 6 tane daha ekleyeceğiz. Her dersin başında bu kelimeleri konuşacağız. Mutlaka soruluyor arkadaşlar. Lütfen bu sözcükleri iyi bilin kanı ifadesi. Haydi başlayalım. Yer değiştirmenin taktiğine ve soru çözümlerine birazdan geçeceğiz. Girişimizi böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Haydi kampın ikinci günden herkese selam başlıyoruz. Kanı, inanılan düşünce. Benim bir kanım var. Yani bu konuda bir kanı ileri sürdüm. Kanı, inanılan düşünce. Dikkat. Kanıksamak, kanı demişken aynı kökten kanmak, kanık. Peki hocam kabullenmek, olumsuz bir şeyi kabullenmek aslında. Biz onu öyle kabul ettik deriz ya, işte biz onu öyle kanıksadık hocam, öyle kabul ettik. Eyvallah, saygı duyuyorum. Lirik, aman dikkat hocam, kalemimizi alalım. Lirik, coşkun, duygu yüklü, lirizm. Mesela lirizm dolu şiirler yazar, lirik şiirler yazar. Coşkulu, duygu dolu değil mi? Aşk şiirleri falan buna girer. Öbek grup demek arkadaşlar. Söz öbeği ifadesi artık moda oldu biliyorsunuz. Çok sık geliyor. Aşağıdakilerin hangisinde özne bir söz öbeğidir? Hangisinde yüklen bir söz öbeğinden oluşmamıştır? Gibi gibi gibi. Altı çizili söz öbeğinin kattığı anlam falan. Hep söz öbeği söz öbeği. Grup demek. En az iki sözcük olacak ki öbek olsun değil mi? Süper. Özgü, has, ait, bana özgü, sana özgü, ona has, gibi gibi anlamlar taşıyacak. Salık mesela bu sınavda sorulmuştu arkadaşlar. Salık vermek bunu kullandılar kullanacaklar. Salık tavsiye demek öğüt demek. Tek başına salık diye kullanılmaz. Salık vermek gibi bir kalıpla karşımıza gelir ama tek başına kelime anlamı tavsiye öğüttür. Aman dikkat cebinizde kalsın. Çok güzel ikinci faslımızda görmüş olduk. Altı sözcük daha eklemiş olduk. Güzel. Hadi hocam uzatmayalım. E o zaman haydi yer değiştirme soru tarzının taktiği gelsin hocam. Bakalım bu soru tarzı neyin peşindeymiş. Evet. Şimdi Yer değiştirme soru tarzı nasıldı hocam? Ben hatırlamıyorum diyenlere. Çok kısa en azından birden 5'e kadar numaralı cümleler veriliyor. Şöyle yanınıza bir yaklaşayım. Heh. Heh. Güzel harika. 3, 4 ve 5. Veriyor bize adam birden 5'e kadar numaralı cümleleri. Şimdi anlatım biraz soyut olacak ama birazdan somutlayacağız sorularla içiniz rahat olsun. Veriyor adam birden 5'e kadar veriyor ki anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için diyor yukarıdaki numaralı cümlelerden. Hangi ikisi yer değiştirmelidir? Ve başlıyor öğrenci tek tek denemeye. A'ya bakıyor 1 3 deniyor olmuyor. C'ye bakıyor 1 4. D'ye bakıyor falan. A ise eyvallah, B ise eyvallah da Denizli ise Edirne ise ne yapacağız? Tek tek deneyerek ciddi vakit kaybediyoruz. O yüzden ben de diyorum ki hiç deneme yanılmayla uğraşmayalım. Yapacağımız şey şu olsun. Bir numaralı cümle mutlaka okunmalı. Bu yazan kişiye ayıp olmasın diye. Adam o kadar uğraşmış, yazmış. Sadece onun için okuyacağız. Yani anlamak adına değil. Bir numarayı okuduk tamam giriş cümlesi olup olmadığına bakıyoruz. Bakın ne anlattığına bakmıyoruz arkadaşlar. Allah rızası için 100 yıllık yalan olan paragraf okuduğunu anlamadır. Kitap okuyan yap. Geç Allah aşkına. Lütfen bunu geç. Allah rızası için geç. Asla. Tabii ki okuyan adama saygı duyacağız. Ciddi bir okuma alışkanlığı varsa zaten affetmeyecek. Çatır çatır gidecek ama. Orta düzey yoksa hiç okumuyorsak aman dikkat arkadaşlar. Sizden ricam okuduğunu anlama diyerek Paragrafları 2-3 dakikada çözmeyin, 5 dakikada çözmeyin. Hadi gelin hocam kısa yolla çözelim. Giriş cümlesi olup olmadığına bakıyoruz. Tamam. Giriş cümlesi ise sabitlenmelidir. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela bir numarayı okudunuz şu cümleyi. Giriş cümlesi. Çok güzel metni başlatıyor. Sabitle. Yani şıklarda birin olduğu seçenekleri ele. Değil mi? En az iki şıkta olur da hadi bir tanesinde olsun eledin. Mutlaka elemelisin bir tane de olsa. Tamam eledim. Yani seçeneklerden birinin olduklarını eliyoruz. Güzel. Çünkü bir giriş cümlesidir ve yer değiştiremez. Tabii ki onu değiştiremeyiz. Şimdi buraya kadarki kısım çok güzel anlaşıldı bence bir numara. Sonra iki numaralı cümleye bakmalısınız. Bakın hala ne anlattığını konuşmuyoruz. Eğer bir numaranın devamıysa. ha birdeki vurguları devam ettiriyor. Çünkü falan filan diyor. Devam ettiriyor. O zaman o da yer değiştiremez. Mesela ikiyi okudunuz. Artık 2'den sonra okumuyoruz biliyorsunuz. İlk iki cümleyi okudunuz. Birbirlerinin devamı niteliğindeyse onları bozamazsınız. Onların yerine değiştiremezsiniz değil mi? Süper. Onu da ne yapıyoruz? Oraya sabitliyoruz. Ha, baktın ki 2 numara mesela birin devamı değil. Bir başka bir şey söylüyor. Giriş cümlesi onu sabitledim. 2'ye geliyorum bambaşka bir şey. O zaman cevap 2 ile başlayacak. Akışı bozmuş. Ha diyelim ki birin devamı hangi cümle akışı bozuyorsa, hangi cümle artık tamamen anlatanların dışına çıkıyorsa onunla başlamalısınız. Mesela diyelim ki bir numara giriş cümlesi değil. Bir de öyle bir ihtimal olabilir. Bir numarayı okudun. Giriş cümlesi falan değil. O zaman kesinlikle işimiz çok kolay. Bir numara yer değiştirecek. Hangisi giriş cümlesi ise. Tamam. Şimdi hocam. İyi güzel anlattın da. Ya sorular da görelim ya. Sorular üzerinden görelim. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Tespiri geçtim. Daha önceki kampta çözmüştük. Test 2'yi falan geçiyorum. Geldik test 3'e arkadaşlar. Süper. Test 3'ü konuşacağız. Yer değiştirmeyi konuşacağız. Başlıyoruz. Tamam. Yer değiştirme sorusu test 1, daha doğrusu soru 1 test 3. Evet, başta hocam başta hangi ikisi yer değiştirmeli diyor? Hocam bismillah. Şimdi arkama yaslandım. İzlemekten ya da okumaktan zevk aldığımız sporlar vardır. Mükemmel bir giriş cümlesi. Bir cevap olamaz. Şıklardan dedim? Diyelim ki eleyemedik. Boş olmasın şıklarda. Biz şıkları görmeyelim. Şu an taktikle gidelim. Tamam. Çok güzel. Bakalım ne olacak sonrasında. Mesela her an oynama fırsatı bulamayacağımız. Bakın devam ediyor. 1 ve 2 birbirinin devamı. Ben bunu giriş cümlesi olduğu için sabitledim. 2 de zaten birin devamı. Yani 1 ve 2 şıklarda yer alamaz cevap şıkkında. Cevap çoktan çıktı ama boş şıklar yok diyelim. Mesela her an oynama fırsatı bulamayacağımız ama izlemekten zevk duyduğumuzu düşündüğüm bir spordur tenis. Mesela örnek veriyor bunu. Seyir zevki yüksek maçlar olsa da her an Şimdi bir dakika. 1 ve 2 okudum. Asla yer değiştiremez. Cevabı çoktan gittim ama devam ediyorum. Seyir zevki yüksek maçlar olsa da her an her yerde futbol oynayabilme. Futbol ne alaka şimdi hocam? Futbol nereden çıktı? Tenis dedi bu adam. 1 ve 2'yi çok dikkatli okuyacağız. 3'ün artık giriş kısmı yeterli oldu. 3 akışı bozdu. 3 kesinlikle yer değiştirecek ama hangisiyle? Bakalım. Futbolda daha çok futbol Çeşitli atış stilleri. Ha tamam tenisten bahsediyor. O zaman tenisle devam etmeli. 3 ve 5 yer değişikliği cuk oturacak. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Ha ben biri buldum, biri eledim. 2'nin de devamı olduğunu buldum, onu da eledim. Cevabı çoktan gittim ama sınavda belki denk gelmedi hocam. 2'den bir tane var. birden de bir tane var. Hadi iki şık elersek o yüzden şık elemeyi durduruyorum hocam. Şu an biz bayağı taktikle gidiyoruz. Cevap kesinlikle C olacak. Hadi gel hocam. Hadi gel hocam iki. Bu arada ne anlattı hocam birini soru bize. Boş ver. Okuduğunu anlama hikayedir. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hiç anlamadan bu soruların hepsini çözebiliyoruz. Ne diyor? Hangileri birbirine yer değiştirecek? Tamam artık soru kökleri aynı olacağı için sadece vurgumu yapıp geçiyorum. Bakın ne diyor? Klasik eserlerin kişide uyandıracağı izlenim genelde kalıcı olma yönündedir diyor. Ha, bir şey anlatıyor demek ki. Bir şey devam etmiş demek ki. Diyor ki klasik eserlerin kişide uyandıracağı izlenim genelde kalıcı olma yönündedir. Devam ediyor aslında bir şeyin Ufak bir giriş cümlesi hissettirse de bakalım devamında ne olacak. Dünya klasiklerinin okunması konusunda gerekli birincinin ilk Ha bu da çok güzel. Bu çok daha genel bir ifade. Bakın dikkat. Burada diyor ki klasik eserlerin kişide uyandıracağı izlenim dur bismillah klasik eserleri bana bir anlat. Bir söyle nedir ne değildir bir aç. Sonra uyandıracağı izlenimi söyle. Bu eserin bende uyandırdığı. Ya dur eseri bir söyle öncelikle değil mi? Burada direkt olarak bir şeye giriş yok da bir şeyin devamı havası hissediyoruz. Her ne kadar dağdaya bağlıcının çok bariz görmesek de. Çünkü amayla başlamadığını görmesek de değil mi? Çok önemli. Bu giriş cümlesi değil arkadaşlar. Ufak da olsa bir şeyi açıyor galiba değil mi? Onu hissediyoruz. Dünya klasiklerinin okunması konusunda gerekli bilincin ilkokul sıralarında kazandırılması gerekir. Bu çok daha genel bir şey. Direkt klasik eserlerin kişide uyandıracağı izlenim daha sığ, daha dar bir ifade. Dünya klasiklerinin okunması dersek çok daha genel. Doğal olarak ben bunu giriş yaparım. Yani 1 ve 2'yi yer değiştiririm. Doğru cevabım kesinlikle A seçeneği olacak. Bu çok önemli. Yani giriş mi değil mi onu fark edebilmeniz çok büyük fark attıracak arkadaşlar. Arkanızda, önünüzde oturan vatandaşa, rakibe. Peki hocam bunları eledim. Devam ediyorum. 3'e geldim. Hocam ben hiç anlamadım ya. Vallahi bir şey anlamadım hocam. Hadi gel sıfırdan alalım mı? Bak. Bir numarayı okuyorum çok dikkat. Okul öncesi resimli kitapların hayal dünyasına etkileri tartışılamaz. Mükemmel bir giriş cümlesi. Ben bunu sabitliyorum. Yer değiştirmesin diyorum. Tamam devam ediyorum. Yazıların doldurduğu sayfalar ise... Ya Allah aşkına ya yazıların doldurduğu sayfalar ne alaka? Nereden geldi bu? Nereden çıktı hocam? Kitapları açmadık daha. Sadece okul öncesi resimli kitapların diyor. Hayal dünyasına etkileri tartışılamaz. Çünkü bu kitaplar ya aç aç onu biraz anlat. Akış buzda burada koptu, buzda da koptu. Yazıların doldurduğu sayfalar ise daha ileriki yaşlarda çocukların karşılaşacağı bir şey. Bir anda kopardı gitti hocam konuyu. Dur onu bir aç. 2 numara benim akışımı bozdu. Cevap kesinlikle 2 ile başlayacak. Cevabın ne tamam boş ver. Şıklardan ben gitmiyorum. Şıkları boş ver şimdi. Devam. Bakalım hangisi deneyecek. Bu kitaplar çocukların zihninde bak ne demişti arkadaşlar? Hayal dünyasını etkileri tartışılamaz. Bu kitaplar çocukların zihninde tamamdır. Yani Birden sonra kesinlikle 3 gelmeli. Şuraya sıkışmalı. Yani 2-3 değişikliği cuk oturacak hocam. Çok daha doğru olacak. Sağlam bir sorudur. Mesela ikinci soru bence çok daha sağlamdır. Bundan daha sağlamdır. Çünkü 2'de 1 numaranın giriş cümlesini bulmak büyük marifettir. Ya da olmadığını görmek büyük marifettir. Gerçekten sağlamdır. Terletir. Terletir hocam. Evet. Haydi devam. Geldik gördüğünü söyle. Buna A dedik. Hocam. Hadi bir daha açıklayalım mı? Hadi gel. Bak ne diyor. 1 numarayı okuyorum. Gastronomi okumak gibi bir hedefi bir nesil öncenize söylediğinizde ciddi bir açıklama gerekiyor. Tamam, mükemmel bir giriş cümlesi. Sağ, bit, devam. Çünkü son dönemlerde çok ciddi başta olan bir kavramdan bahsediyorsunuz. İlk iki cümle ile %90 yol almalısınız. Hala 3'ü 4'ü 5'i okuma telaşına giderseniz sınavda o soru bitmez. Yaparsın yine doğru belki ama 10 dakikada bir yapmanın bir manası yok arkadaşlar. Şimdi... Çünkü dedi bariz bir şekilde biri açıkladı. 1 bir ve 2 zaten olmayacak. Değil mi? Bakın 2 tane şık kaldı. Tam sınav formatı bak. 2 şık. Elersin 2 şık kalır genelde. 3 5 ya da 3 4. Demek ki üçlü yer değiştireceğini anladık. Bu kesinlikle değişecek. 4'ün ya da 5'in girişi kendini ele verir. 4'ün girişi ya da 5'in girişi. 2'ye hangisi uygunsa 2'den sonra gelmeye hangisi uygunsa onunla yer değiştirecek 3. Mesela hemen 4'e bakalım arkadaşlar ne olacak. Artık belirli mesleklerle sınırlı kalmayan gençlerimizin böyle güzel bir alana fena değil Yemek bilimi gibi oldukça sade bir ifadeyle açıklanabilen bu kavramın ha bak ne demişti? Revaçta olan bir kavramdan bahsediyoruz. 4 çok iddialı, çok iddialı ama buradan bu kavram diyerek adeta bunu ne yapıyor? Ben açıyorum diyor. Ben iki numara adeta devamıyım diyor haykırıyor bu adam. 3-5 yer değişikliği oldukça yerinde arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Var mı soru işareti? Yok hocam. Hadi devam edelim. Olacak. Soru işareti illa ki olacak. Soru işaretleri bitmez. O zaman e, soru da bitmez hocam. Haydi devam edelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde? Bu arada dalıyorsun ya. Daha bismillah kaç dakika? 8-10 dakika oldu Allah aşkına. Arkadaşlar hey sınıf. Bir toparlanalım lütfen. Bir irkilelim ya. Çözeriz arkadaşlar. Hepsini hallederiz Allah'ın izniyle. Hiç kasmanıza gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Tadını çıkara çıkara gidelim. Bak şimdi. Tartışmaların diyor. Belirli kurallar üzerine yapılması tartışmanın öğreticiliğini artırır. Çok güzel yani net bir giriş. Olmasa da güzel. Güzel bir giriş çıkması. Tamam ben bununla başlayabilirim yani. Tamam devam ediyorum bakın dikkat. Bu neden özellikle görsel medyanın tartışma konusunda izleyicileri bilinçlendirmesi... Şimdi tartışmaların belirli kurallar üzerine yapılması tartışmanın öğreticiliğini artırır. Tamam da görsel medya, görsel medyanın buraya yapacağı katkı... Bakın arkadaşlar şurada anlaşalım. Bir numarada söylediği şeyi azıcık da olsa ya orada 5 tane cümle kullanacak nihayetinde. Azıcık da olsa açsın ya açsın. Tartışma şöyledir tartışma aslında şöyle değildir ama bu konuda görsel medya böyle desin. Yani düşünsenize bu kitap şöyledir. İkinci cümle. Aslında kitap hayatı, yayıncılık hayatı. Dur bismillah bu kitap şöyledir dedin. Yayıncılık hayatına geçtin. Aç biraz o kitabı bana. Burada mantık o olmalı. Yani iki akışı bozacak arkadaşlar. Aman dikkat. Her yerde var. ikili başlayan seçenek. Bakıyoruz. iki tane burada var. İkili olmadığı ışıklar da var. Elen edebilir. Bu nedenle özellikle görsel medyanın tartışma konusunda izleyicileri bilinçlendirmesi gerekir Tamam. Şimdi ben biri sabitledim. Çok güzel bir giriş cümlesi. İki değişecek bunlardan biriyle ama hangisiyle? Bakıyorum şıklara 2-4-2-5 var. 4'e bakıyorum. Yoksa bağırış tartışlardan ibaret bir görüntü. Fena değil. Bu bilinç birçok alanda gelişme sağlanması. Ha bu da fena değil. Bir tanesi cuk oturmalı ama değil mi? Bir tanesi cuk oturmalı. Ne demişti? Tartışmanın öğreticiliğini artırır. E o zaman bakalım dörde. Yoksa bağırış çağrışlardan ibaret bir görüntü çıkar ortaya diyor. Ha yukarıda diyor ki kurallara göre yap. Öğreticiliğini artır. Yoksa birbirine bağırıp çağıran saçma sapan bir ortam ortaya çıkar diyor. Cuk oturan birbirini çok net açıklayan kavramlar arkadaşlar. Doğal olarak 2-4 değişikliği benim doğru cevabım olacak. 5'e baktığım zaman bu bilinç birçok alanda bilinç. Bilinç yok hocam bir numarada. Devam hocam devam. Altıncı sorudayız bakalım ne olacak. Evet. Çevre kirliliği dendi mi? Güzel eyvallah. Aklınıza ilkokul kitaplarındaki yerlere çöp atmamak gibi şeyler geliyorsa hala yol alamamışız demektir. Bir numara mükemmel bir giriş şüphesi. Bakalım. Ben bunu sabit Çevre kirliliği ifadesi öyle geniş bir ifadedir ki bak açıyor şu an bak tam tadında bir metin bu. Bu tam tadında müthiş dediğim metin bu işte. Açıyor bak yavaş yavaş. Çevre kirliliği ifadesi öyle geniş bir ifadedir ki sadece toprağın kirlenmesi olarak düşünülmemelidir. Bu birin devamı. Net. Şimdi üçe bakıyoruz. Çevre kirliliği ifadesindeki kirlenme aslında. Ha hocam ne görüyorsunuz? Bakın okumayın Allah aşkına. Bir numarayı okuduk. iki numarayı okuduk. İlk iki cümle yeterli. Bütün sorular için. Şimdi ben tamam bunları anladım. Çok güzel. 3'e geldim. Çevre kirliliği ifadesindeki kirlenme. Yani çevre kirliliği ifadesi, çevre kirliliği, çevre kirliliği ifadesindeki bu da üsttekinin devamı. 1, 2 ve 3 birbirinin devamı ise bunlar yer değiştiremez demektir. E o zaman 4 ve 5 benim doğru cevabım olacak. Yani cevap 4-5 dahi olsa metni okumama taraftarıyız. Çünkü okursak anlarız, yaparız ama 3-5 dakikadan aşağı yapamayız. Bütün mesele kısa yolunu bulmak, taktiğini denemek ve kısa sürede hızlı çözmek, doğru çözmek. Tamam? Bütün mesele bu. 6. sorudan başka aşağıda soru yok, 7 burada. Süper hocam. Hemen bakalım. Bakın ne diyor? Şıkları artık geçiyorum. Şıkları görmeye gerek yok. Soruyu artık görmeye gerek yok. Mantık aynı. Hemen başlayalım 7. soruya bakalım. Bu nedenle önce düşünce sonra bilgi anlayışı oturmalıdır. Şimdi oturtulmalıdır. Şimdi bir numara kesinlikle yer değiştirecek. Böyle bir giriş cümlesi olamaz. Hangisi giriş cümlesi olur ona bakacağım arkadaşlar şimdi. Öğrenmeye aç bir nesil bir an önce bilgilendirmek nesli bir an önce bilgilendirmek değil. Önce düşünmeyi öğretmek sonra fena değil. Fena değil ama açıyor sanki bir düşünceyi destekliyor gibi. Bilginin düşünceyle temellenmesi olarak demek olası yeni bilgilere karşı nasıl hareket edileceğinin de daha D var. Daha D var değil mi burada da? Düşünmeden öğrenmenin vakit kaybı olacağını düşünmek ne büyük bir erdemdir. Bakın çok güzel bir giriş cümlesi. Harikasın. Bunun içinde bu da olamaz. Bu buradan elendi. Bu buradan elendi. Bu biraz daha ne kadar beni okuttu. Biraz okuttu. Ama bu da bir şey açıyor gibi ortalarda falan bir düşünceyi destekliyor görüntüsü verdi. Ama 4 numara mükemmel bir giriş cümlesidir. Doğal olarak 1 ve 4 değişikliği cuk oturuş benim cevabımda A seçeneği olur arkadaşlar. Bu kadar net ve güzel. Haydi kaçırma demişiz. Burada bir oyun olabilir arkadaşlar. Burada bir oyun olabilir. Bazen giriş cümlesi Değil mi? Giriş cümlesini bulamayabiliriz. Oradan zorlanabiliriz. Bakalım neler olacak. Haydi başlıyoruz. 8'de bakalım cevap neymiş hocam. Kendini dersleştirip de karşınızdakini düşünür bir vaziyette yaşamaya başlarsanız... ...karşılaşacağınız en ufak bir haksızlığın bile sizdeki karşılığı çok büyük bir yıkım olacaktır. Şimdi bu bir giriş cümlesi. Ben metne böyle başlayabilirim ama yine de şöyle yapıp da böyle yapıp da gibi ifadeler biraz böyle şuradaki bileler falan bir şeyi açıyor gibi çok hoş bir giriş cümlesi değil aslında değil mi? Giriş cümlesi ama buna özel bir çözüm koymuşuz. Belli ki bu soruda bir oyun var. Çok hoş bir giriş cümlesi değil. Bakalım. Sadece giriş cümlesi arayalım diyelim mesela. İnsanoğlu işte bunu. Bu yıkımın kendinizi değerli hale getirdikten sonra. Yani hocam hadi bir numara giriş cümlesi değil. E yerine koyacağımız giriş cümlesi yok. O zaman Artık bu'nun bir metnin devamı olduğunu anlıyoruz. Yani biri elimiz mahkum sabitliyoruz. ALES'te soruldu arkadaşlar. Akademik lisans Eğitim Sınavı. ALES'te böyle bir soru geldi. Bir numara bu diye başlıyor. Ben gördüğüm soruyu. Bu'yu aldım yuvarlak içine dedim ki hemen giriş cümlesi bulmalıyım. Yani ikiye bakıyorum giriş cümlesi yok. 3'e bakıyorum yok. 4'e bakıyorum yok. 5'e bakıyorum yok. Ha giriş cümlesi de yer değiştiremiyorum. Olsaydı zaten tak bir bilmem ne diyecektim, geçecektim. Baktım ki ile yer değiştirecek giriş cümlesi yok. Ha anladım ki bu bir metnin devamı ortadan bir yerden kesilmiş. Yani özel olarak yazılmamış. Hadi böyle yazayım da şöyle gireyim de hayır. Bir metinden kesilmiş belli ki alınmış ya da o kafada yazılmış. O mantıkla yazılmış. Yani hocam bir numara giriş cümlesi değilse yüzde yüz değişir. E değişeceği sözcük yoksa değişeceği bir cümle yoksa orada sabitlenir. Ben burada bunu sabitledim. Mecbur. Bile sizdeki karşılığı çok büyük bir yıkım olacaktır. Tamam hocam bakalım ki onun devamı olacak mı? Bakıyoruz sadece kendiniz için yaşamalısınız gibi bir anlayış da doğru bir anlayış değildi. Bakın bu da genel bir ifade. Mesela 1 numara ayrı bir şey söylüyor. 2 numara ayrı bir şey. Temelde aynılar. Kendini geliştirmek, özüne dönmek falan ama bir numara da böyle hop herkesle seslenen bir şey. 2 numara da öyle çok genel bir ifade. Doğal olarak 2 numarada akış koptu arkadaşlar. Ben bunu aldım. Sadece kendiniz için yaşamalısınız gibi. Yukarıda bahsettiği şey bunun çok çok ötesinde değil mi? Amman dikkat. Karşınızdakini düşünmekten bahsediyor. Bir anda konu koptu. 2'yi aldım hocam. Çok güzel. Peki hangisi değer değiştireceğiz? Hangisi birin devamı olabilir? Ona bakıyoruz. İnsan oldu işte bunu sağlayamadığı için her türlü olumsuzluktan olumsuzluk fena değil, fena değil iddialı. Devam ediyorum. Bu yıkımın önüne ha bakın ne demişti? Çok büyük bir yıkım olacaktır. Bu yıkımın önüne tamamdır hocam. 2 4 değişikliği yani birden sonra 4'ün gelmesi metinde mükemmel bir ahenk sağlayacak. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Bu hocam. Yer değiştirme soruları gelir mi? Gelir arkadaşlar. Kullanılma oranı yüksek bir soru tarzıdır. Teknik bir sorudur. Tekniktir. Direkt taktiği kullanıp satır satır çözebiliriz. Bakın 8 tane soru çözdük. Normalde 5 cümle 8 çarpı 5 40 hocam 40 tane cümle. Her birinin kendi içinde ayrı anlamları olmalı. Şu an kafamızın iyice bulanmış olması lazım ama hala hiçbir soruyu anlamadan doğru cevaplar vermeye devam ediyoruz. Zaten taktiklerin özü bu. Soruyu anladım, okuduğumu anladım, sonra da onu çözdüm. Ya herkes böyle çözüyor zaten, senin bir farkın olmalı. Test 3, eyvallah vakit kaybetmemelisin yani. Farktan kastımız kesinlikle bu. Evet, test 3 bitti, test 4'e geldik arkadaşlar. Bunu da çözelim. Test 1, 2 ve 5 ödev olarak kalacak sizlere. E o zaman haydi başlayalım. Yine yer değiştirme soru tarzımız devam ediyor. Bakalım ne olacak? Eğer bir kitap eleştirisi yazılacaksa o kitabı okumak, film eleştirisi yazılacaksa film izlemek gibi durumlardan bahsediyorum. Özümsemek, özümsemek derken güzel. Özümsemek, evet. <laughs> özümsemek bir numaralı ifade yer değiştirecek giriş cümlesi değil. Eleştirmenin ilk işi mükemmel, mükemmel, mükemmel. Hakim olunmayan bir eser üzerine bir şeyler karalamak. Bir eser üzerine bir şey yazmak. Devam. Bu yanılgıyı hayır. Bilinçli bir eleştirmenin bu hususta hususa hayır. O zaman iki numara okuyorum. Eleştirmenlerin ilk işi inceleyecekleri şey tam olarak özümsemeleri olmalıdır. Ha özümseme derken falan diyor süper. Oraya gelmeden çözdük zaten. Bir ve iki değişikliği harika bir giriş cümlesi ve sonrasında devamı izlenimi yarattı. Doğru cevap A olacak. İkinci soru A mı B mi C mi D mi hocam bakalım. Film hastası birkaç tanıdığı var ki evden hiç çıkmadan saatlerce film izlediklerine şahit olmuşumdur. Harikasın hocam sen mükemmelsin. Biri sabitliyoruz. Hemen bir kalem alırsak daha iyi olur. Harika bunu sabitledik. Devam ediyorum bakalım ne olacak. Kimileri sadece izler. Kimileri ise işte bahsettiğim kimseler gibi tüm ayrıntılarına dikkat eder çünkü. Şimdi bahsettiğim kişiler gibi bahsettiğim kimseler gibi deyince ben dedim acaba birinin devam mı? Çok iyi gidiyor dedim. Ama tüm ayrıntılarına dikkat eder çünkü dedi. Çünkü... Bir şey açıklıyor yukarıda söylediğini açıklamıyor ki çünkü demiş yani bir şey söyledim ben diyor öncesinde sonra da çünküyle bunu açıkladım 2 numara benim arkadaşlar akışımı bariz bir şekilde bozdu bunları fark etmek çok önemli arkadaşlar çünkü çok yakın şıklar bunlar birbirine 1-2-2-1'in bir, iki, iki, devamı gibi görünüyor değil mi aslında ama çünküyle bozdu olayı tamam devam ediyorum bakalım şimdi ne olacak hocam Yönetmenler oyuncular sahneler ve daha birçok şey <laughs> konuştukları vesaire 1'in devamını arıyorum şu an Film konuşmaları sıkıntı değil ama bu anlayışta işte birileriyle karşılaşma hiç fena değil diye. O tanıdıklarımın evden çıktıkları zamanlar evden çıkmama o tanıdıklar çok oldu çok iyi oldu. Çok oldu bu arada cuk oturdu. 2-5 değişikliği çok yerinde. Bakın 2-4 de fena değil. Zorlarsam 2-3 de mantıklı ama bir tanesi cuk oturmalı. Yani birebir devam etmeli neredeyse sözcükleriyle vesairesiyle. Doğru cevap burada C olacak hocam. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü sağ üst mü hocam? Süper sağ üstte üçüncü sorumuz var. Bakalım burada neler olacak? Müze ziyareti sırasında küçük küçük notlar almak ve kalıcılığı ifade eden bu mekanları daha da kalıcı hale getirmek güzel bir davranış olabilir. Sen ne güzel bir giriş cümlesisin. Ya Rabbim! Ey vatandaş! En güzel giriş cümlelerinden birisi bu. Mükemmel. Harika. Peki hocam. Bir ışıklardan eledim elemedim boş ver. Devam. Bakalım iki. Onun devamı olacak. Bunun için müze ziyaretlerinde görünenlerin not edilmesi alışkanlığı kazanılmalıdır. Küçük küçük notlar almak ve kalıcılığı ifade eden bu mekanları daha da kalıcı hale getirmek güzel bir davranış olabilir. Bunun için müze ziyaretlerinde görülenlerin not edilmesi alışkanlığı alışkanlık kazandırmak. Hani böyle bir alışkanlık kazandıralım burgusu. Bu çok yakın arkadaşlar bunun devamı izlenimini çok yaratıyor çok ciddi izlenimi gibi Ama böyle bir alışkanlık kazandırılmalıdır artık sanki bitiyor gibi yani bunu bunu yapalım Ve artık böyle bir alışkanlık kazanılsın son cümleye çok yakın gibi duruyor Bir bakalım bir devam edelim İşte bu durum bahsettiğim kalıcılığı ortan kaldırır hangi durum hocam dur bismillah Kimimiz müziği sırasında sadece bakmakla yetinebilir Ha, bak şimdi burada çok güzel açmış zor bir soru ya Vallahi billahi zor açık söyleyeyim yani orta düzey arkadaşlar kitap genelde orta düzey sorulardan oluşuyor. Orta düzey zaman zaman da zor ama e, bu zor bir soru olmuş. Mesela burada bir, iki sanki biri devamı gibi değil mi? O izlenimi çok yaratıyor arkadaşlar. Sadece ben alışkanlık kazanmaya biraz vurgu yaptım. O biraz böyle sanki şunu şunu yapmak lazım artık şu kazandırılmalıdır. Yani genel bir toparlama cümlesi gibi birazdan sonlara gelecek gibi hissettim. O yüzden ikiye aldım ben ele. iki o yüzden elime aldım. Peki devam ettim sonrasında ne olmalı diye. Bakın 4 numarada diyor ki. Bir numarada müze ziyareti şöyle olmalı böyle olmalı. Kimimiz müze ziyareti sırasında sadece bakmakla yetinir. Bak sonra devam ediyorum. İşte bu durum bahsettiğim kalıcı da ortadan kaldırır. Bunun için yani artık 2 numara 4 değer değiştiğinde sonuç cümlesi olmaya çok aday bir görüntü çiziyor. O anlamda 2 ve 4 değişikliği çok yerinde olacak arkadaşlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum zor bir soru olmuş. Gerçekten onu görmek zor. Baya baya 2-3 cümleyi ciddi anlamda okumamız gerekebilir doğru da. Değil mi? Tehlikeliydi ama işte son cümle olması adayı yani ikinin sona doğru yaklaşacağını fark etmek burada büyük işti. Peki. Sempozyumlar bilgi akışının yanı sıra güzel bir de buluşma vesilesidir. Yani fena değil giriş cümlesi olmaya uygun gibi görünüyor. Aynı zamanda yani bir açış cümlesi, devam cümlesi izlenimi de yaratıyor. Yanı sıra yani ben sempozyumu anlattım diyor. Onun şöyle bir özelliği var bunun yanı sıra. Yani bu değişebilir arkadaşlar. Giriş cümlesi bulursak affetmeyiz ama onu söyleyeyim. Çünkü ancak bir sempozyumda bu kadar bilgi akışı sağlanabilir. Saygı duyarım. Sempozyumların bilgi şöleni olarak anılması. ha bakın dikkat. Burada kelimeden de bahsediyor. Yani çok daha genel bir ifade. Başa çekmeni diyor adeta. Sempozyumların bilgi şöleni olarak anılması oldukça yerinde bir adlandırılış. Çünkü ancak bir sempozyumda bu kadar bilgi akışı sağlanabilir. Bakın 3'ü 1'e koydum ve sonrasında 2'yi okudum. Mükemmel bir uyum sağladı. 1-3 değişikliği yerinde. Sizden ricam şu arkadaşlar. Mümkün mertebe. İlk cümlede azıcık bir devam mı ya diyorsanız böyle bir izlenim oluşuyorsa saniyesinde onu bir işaretlemek bekletmek. Hemen eleme yapmayın yani bir okudum girişmesi cümlesi ya falan ziyade olan olmayabilir ya. Sanki böyle ne bileyim bir şeyin devamı gibi bir izlenim yaratıyorsa hiç affetmeyin arkadaşlar tamam. Devam ediyoruz neredeyiz geldik 5. soruya bakın 5'ten neler olacak evet şöyle bir küçültelim. Evet haydi arkadaşlar 5. sorudayız yer değiştirme sorusundayız yine. Bakalım burada neler olacak gel 5 gel 5 gel 5 test 5 Test 4 5. harika tamam. Evet bakalım hangi yer değiştirecek? Halk şiirlerini kullanılan uyaklardan çok sık geçen sözcüklerden tahmin etme mümkün olabilir diyor. Güzel. Çok güzel bir giriş cümlesi. Halk şiiriyle ilgili genel bir giriş yaptı, bir bilgilendirme yaptı. Bakalım devamında ne olacak arkadaşlar? Aynı şey divan şiiri içine geçerlidir ki divan şiiri ağır dil ile hemen kendini ele verir. Tamam. 1 ve 2 birbirinin bariz devamı niteliğinde. Bunları oynatmamalısınız. Bunları sabitlemelisiniz. 3'e bakalım. 3 acaba oynatacak mı bir şeyler yerinden? Tam arada bir dil. Bu arada 2'yi bir okuyayım. Aynı şey divan şiiri içine de geçerlidir ki divan şiiri ağır dil ile hemen kendini ele verir tam arada bir dil ve hemen hemen her konunun işlenebildiği bir şiir anlayışı vardır diyor. Bismillah. Bir numarada uyaklar, sözcükler vesaireler aynı şey divan. Şiirinde gösterebiliriz diyor. 3 numarada tam arada bir dil falan diyerek neyin arasında? Hocam neyden bahsediyor bu adam? Değil mi? Hangi dönemler? Yani şiir anlayışı falan dedi bir anda. Konu koptu. Üçte akış bozuldu. Bakalım hangisiyle yer değiştirecek? Ne oldukça ağır bir dille bizi karşılarlar. Günümüz şiirini bir kalıba oturtmak zordur çünkü. Ha, bak halk şiirinde bu var. Divan şiirinde bu var. E günümüz şiirini hmm, tam bir kalıba oturtmak zordur çünkü diyor. Çok güzel. 3-5 değişikliğini yaptığımız zaman sonrasında ne oldukça ağır bir dille bizi karşılarlar ne de oldukça yalın. Tam arada bir dil. Yani aslında 4'ten sonra 3'ün gelmesi de çok mantıklı görünüyor doğal olarak. 3-5 değişikliği benim doğru cevabım olacak arkadaşlar. aman dikkat. Bakış açısına göre sorunun zorluğu kolaylığı değişir arkadaşlar. Peki hadi bakalım. Doğa her zaman teknik bir teknik için bir ilham kaynağı olmaya devam eder. Güzel. Tamam. Bu karşılık hangi karşılık? 2 numara akışı kesinlikle bozdu arkadaşlar, değil mi? Bu karşılık kimi zaman bir kuşla, kimi zaman bir balıkla sağlanabilir. Güzel. Yapılacak şey ne kadar teknolojik olursa olsun. Ha bak ne diyor teknik için bir ilham kaynağı sonrasında yapılacak şeyin teknolojik olup olmaması yani birden sonra gelmesi çok harika olur. 2-3 değişikliği benim doğru cevabım olur. Bakın ne anlattığına hiç bakmıyoruz. Sorular böyle havada değil mi? Havada kalıyor lan ne anladık ya şimdi biz falan diyoruz. Ama soruyu doğru çözmüş oluyoruz. Bütün mesele doğru ve hızlı çözmekte arkadaşlar. Aman dikkat. 2 ve 3 gayet yerinde arkadaşlar. Peki geldim 7. soruya. İşaretli soru. Son desem de inanma demişim. Evet yani bitmeyecek. Devamı gelecek belli ki. Peki bakalım. Aslında bilgi en büyük güç kaynağıdır ki karşısında durabilecek hiçbir şey yoktur diyor. Güzel. Giriş cümlesi. Bilgi sahibi olunması bu anlamda herkesin ulaşmak istediği bir mertebedir. 1-2 bariz devam. Bilgiyi doğru kullanmak ise. ha bak şimdi bilgi şöyledir. Herkes ulaşması ulaşmak istediği mertebedir harika. Bilgiyi doğru kullanmak ise yani 1 2 3 birbirinin bariz devamı, birbirini açan ifadeler 4 ve 5 yer değiştirmesi gereken neredeyse 4 5 A'dasın. Yer değiştirmesi gereken iki cümle. Gayet net arkadaşlar. Tamamen bakış açınızla alakalı bir durum. Var mı soru işareti? Yok hocam. Haydi 8'e bakalım da iyice olay bitsin sonra genel bir özetleme yapalım. Sunum öncesinde, sonrasında ve sırasında birçok hazırlık gerektiren, oldukça emek isteyen bir faaliyettir diyor. Eyvallah. Buraya kadar her şey yolunda. Sunum yapmak için amaç belirlemek, kaynak toplamak, sunum yapılacak yeri görmek, prova ve onlarca işe girişmeniz gerekir. Çok güzel hocam, mükemmel. Bu faaliyetin çok yönlü gereklerini de düşünerek ne kadar zahmetli bir iş olduğuna karar verirsiniz demiş. Dur. Sunumu anlatıyorsun. Sunuma giriş yaptın, devam ediyorsun ve adeta bitiriyorsun. Bakın birkaç soruda buna dikkat ettik değil mi? Bazı cümleler böyle araya giriyor ve sonlandırıyor gibi bir anda metni. Dur daha açalım bir anlatalım diyoruz ama buna izin vermiyor. Bir anda kesiyor bir iş olduğuna karar verirsiniz dedi bitirdi. 3 numara akışı bozdu. Bir faaliyet ifadesi de çok hoş değil sunum için. Sunum yaptım ve benim faaliyetim faaliyet olarak da çok çok hoş değil ama kullandık. Peki yerine kullanmış olalım onu. Ama burada bir bitiriş cümlesi hissettik. Anladık onu. 3 numara eyvallah kesin yer değiştirecek. Peki sunumu sadece slayttan bir şeyler okumak olarak görürseniz saygı duyuyorum hocam. Saygı duyuyorum. Sunum yapmayı düşündüğünüzde ise Ha bakın şimdi. Bir numarada öncesi sonrası vesairesi. Sonra amaçlarını belirlemek. Sonra diyor ki sunumu sadece slide'dan bir şeyler okumak olarak görürseniz yani böyle basite alırsanız ben yukarıda bir sürü şey anlattım diyor. Öncesi var sonrası var sırası var. Ha o zaman 2'den sonra 4'ün gelmesi harika olur. 3-4 değişikliğiyle de bunu çok rahat sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi yer değiştirme soru tarzını konuştuk. Yapmanız gereken arkadaşlar bugün kitaptan o yer değiştirme taktik kısmını şöyle satır satır bir okuyun. Soyut kalacak ama somutlaştıracaksınız onu sorularla. Test 1'i çözün. Test 2'yi çözün. 3, 4'ü beraber çözdük zaten. Bir de 5'i çözün. Bugün bitsin arkadaşlar bu. Her gün bir soru tarzını bitire bitire gidelim. Siz ekstra denemenizi, testinizi, branş denemenizi vesairelerinizi yapmaya devam edin. Yani biz bugün videoda işte test çözdük. Ben de ödevi yaptım. Paragraf bitti çok mantıklı ama rutininizi mutlaka devam ettirin. O gün deneme varsa çözün denemeyi yani. Bugün paragraf yaptık bitti. Ama denemede neyse odursun zaten çözdük. Hayır. Deneme rutininiz devam etsin arkadaşlar. Ekstra aynı günde hem deneme hem de kamp videosu çok güzel olur. ilaç olur. Bu yoğunluğa ihtiyacımız var. Hele ki Mart ayında arkadaşlar artık gerçekten bir sıçrama yapmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. E o zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.